odada ne var Kerem Bey? Ha? Rektörün ofisini mi basacaksın? Ne yapsaydım? Ya sıraların üstünden uçmasaydım mesela Kerem. Ya ben seni anlamıyorum artık. Burs burs diye bir tarafımızı yırtıyoruz. Senin şu yaptığına bak ya. Ya duramadım. Durmadın. Aynı şey. Değil. Allah Allah ya. Ne bakıyorsunuz ya? Niye bakıyorlar acaba? Ben niye baktıklarını söyleyeyim. Hanımefendi bizi tercih etti ya. Prenseslerin tercihi Kerem Servet. Eğer laf çarpmaların bittiyse... Bunun motor soğumamış daha. Al. İstemez. Ne bu? Ambulansı aramışsın. Duygusal bir insan değilsin ama... Belli ki senin bile bir vicdanın var. Ha? Yok artık ya, yok artık ya. Evren'in hastaneden aldığı ses kayıtları. Babanızın kaza yaptığı gün, Yağız'ın da orada olduğuna dair kanıt. Almayacak mısın? Almayacağım. Başlayacağım senin gururuna artık. Ya babam için gerizekalı. Doğru diyor. Benim için ya da bizim için değil, baban için Kerem. Sağ ol Erin. Tamam, bundan sonrası da benim sorum. Niye alıyorsun? Bunu almışsın. Ya Kerem, geri vermeyeceksin herhalde. Vereceğim tabii. Ya yanlış yapıyorsun. Sen bütün bu olanlardan sonra hala onlara muhtaç olmaya okeysen ben tamamım. Bütün bu olanlar ne Kerem? Ha? Bütün bu olanlar ne? Bu kız seni niye sattı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Evren neden pazarlık yaptı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama benim bildiğim tek bir şey var Kerem Bey. Ben sen gibi hiçbir şey bilmeden insanları yargılamam. İyi, bu bakışın beynine oksijen gittiğinin göstergesi herhalde. Sen öğrenmiyorsan ben öğrenirim Kerem Bey. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ulaşsaydım şaşardım zaten. Ruhi Bey, merhaba. Ben Evren'i aradım ama ulaşamadım. Birazcık acil bir işim var. Siz biliyorsanız eğer söyleyebilir misiniz yerine? Kapatmıştır telefonunu. Sabah Mila Hanım çağırmıştı onu. Yine kız peşinde yani. Efendim? Yok bir şey. Tamam, özel işi varsa ben sonra konuşurum. Teşekkürler. Ece Hanım bir dakika. Bu kadar hızlı karar vermeyin. Abi söz vermişti ya. Evren söz vermişti. Söz vermişti ya. O derinin verdiği şey, senin ses kaydın mıydı? Abi bilmiyorum, bilmiyorum. Değildir belki. Ne bileyim. Neye bakıyorsunuz lan? İşinize hadi, herkes dersine. Yürü! Sakin konuş, bir sakin konuş. Bak bu iş polise molise giderse var ya. Abi polise gitse bir şey olmaz. Suçu üstlendiler ama babamın kulağına giderse var ya çok büyük Bekir. Çok büyük affetmez beni bu sefer. Ya geçen gün toplantıya götürdü, yemeğe götürdü. Akşam yine bir toplantıya götürecek. Tam her şeyi düzelttik diyorum. Hep çıkıyor ya. Yalnız Kerem'in eline geçtiğine göre ben sana söyleyeyim, o çocuk durmaz. Net. Tamam. Şimdi sakin. Şöyle yapacağız. Madem bunlar anlaşmayı bozdu, tamam, o zaman biz de bir ortalığı karıştıracağız. Şu Evren'i bir ziyaret edelim bakalım. Ama önce bir kaos çıkartmamız lazım. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hak eden hak ettiğini vereceksin abi. Başka yolu yok. Kime göndereceksin? En gerekli merciye. Oğlum ya senin olduğunu anlarlarsa? Anlamaz. Fake'den göndereceğim oğlum. O kadar salak mıyım ben? Geçmiş olsun. Geçmiş
bu senin? Artık çok geç. Aynen. Ne için çok geç pardon? Benim için geç. Ama sen hala bir şeyler yapabilirsin. Kesin çok pişman olacağım ama. Neden? Gerçekten umursuyor musun? Zorlama istersen sen beni. Peki. Ne oluyor ya? Şaka mı ya bu? Şşş! Derin! Ya anlatacağım, anlatacağım diyorsun dünden beri. Anlatsana. Umrunda olsa anlatırdım. Ama zaten sallamıyorsun. Hayır, sallasan da yalan söylüyorsun diyeceksin. Başından beri yalan söylemiyor musun evet. zaten? Evet. Evet söylüyorum çünkü öyle gerekti. Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Oyun mu oynuyorsun sen benimle? Oyun değil mi? Oyun. Al. Al. Ne bu? Yağız çekmiş o gece teknede. Sen evrene boşuna yükleniyorsun. O sadece beni korumak istedi. Bana dedi ki al, seç. Ben de işte bunlar yüzünden kendimi seçtim. Bir tek resim de hani. Değilmiş işte. Ben de öyle zannediyordum ama değilmiş. Bunun için mi yani? Bu halini ben bile gördüm senin. Sarıyorsun, eğleniyorsun, denize girmişsin. Bu değil sadece. Babam görse anlar. Neyi anlar baban görse? Anneme benzedin mi? 5 yaşından beri hem de. Ne demek bu? Derin! Madem umursuyorsun, gel o zaman. Gel. Neden geldik buraya? Hadi gel. Bir şey demeyecek misin? Gelsene. Daha uyanmamıştır. Gelsene. Tanıştırayım. Annem. Derin. Yani. Fısıldamana gerek yok. Rahat rahat konuşabilirsin. Uyanmaz yani. Bak. Bak. Ya. Hep böyle mi? O geceden beri hep. Hangi gece? Beş yaşındayım. Uyuyorum odamda. Odam yukarıda. Aynı. İşte yine bir gece. Kapılar, pencereler çarpıyor. Annemle babam yine birbirine girmiş. Ama dedim, tamam bir şey yok. En azından evdeler dedim. İşte. Her zamanki gibi.
Ama sonra... dış kapının... çarptığını duydum. Bir koşuşum var cama. Hala unutmuyorum biliyor musun? Bana bir bakışı vardı. O zaman anladım. Babam o anda bir karar verdi. Yine de vazgeçirebilirim sandım. Dur dersem, gitme dersem kalır sandım. Ama... gitti. Baba! O gece başladım işte görünmez olmaya. Şimşekten, gök gürültüsünden, karanlıktan, her şeyden korkuyorum. Artık korktuğumu geç, orada olduğumu bile gören yok. İlaçları alıp uyuduğunda nereye gidiyorsa oraya gideyim istedim. Belki orada bulurdum onu diye. Sadece uyumak istedim. Ama sonunun böyle olacağını hiç tahmin etmedim. İlaçlarım. Hepsi reçeteli. Ama ben çok uzun zamandır doğru bir şekilde kullanmıyorum hiçbirini. Bu ne demek? Hani sen demiştin ya, böyle yüzüne bir perde iniyor diye. Hatırlıyor musun? Evet, arada bazen öyle bakıyorsun. Çok dengesizsin. Ne istediğini bilmiyorsun dedin. Yalan yok. Yok evet. İşte hepsi bunların yüzünden. Tamam bazen çok iyi geliyor. Her şey çok kolay. Çok basit oluyor. Ne istiyorsam onu yapıyorum. Kim ne istiyorsam onunla oluyorum. Ama bazen de çok boş, saçma. Yani hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Ya da hiç kimsenin. Babam hariç.
Yani ne olursa olsun onun hiçbir şeyden haberi olmaması gerekiyor. Ama o videoyu görürse o zaman anlar. Anlarsan olur. İşte o zaman görürüz. İyi babamın daha büyük dert. Kötü babam. Derin. Ben... benim için böyle bir fedakarlık yapmanı istemiyorum. Kerem. Bak. Ben hayatımda ilk kez... birisi için bir şey yapıyorum. Yani lütfen izin ver tamamlayayım. Tamam bak, kendin için olsa alma. Ama sen de baban için yapıyorsun, kendin için değil. Lütfen. Ben gideyim artık. Derin. Evet. Nereye? Ya benimle acaba bu kadar ilgilenme sen mi anne? Ha? Boğuluyorum. Ne diyorsun kızım sen? İşim var. Görüşürüz diyorum. Çıkıyorum diyorum. Oldu mu? O çocukla mı buluşmaya gidiyorsun sen? Hangi çocuk? Geçen gün seni eve bırakan çocuk. Eski bir arabayla. Tabii araba önemli. Kızım ağzının içinden konuşma benimle, tamam mı? Başım ağrıyor zaten. Anlamıyorum söylediklerini. Öyle mi? Seni ilgilendirmez diyorum. Anladın mı şimdi? Yaz'ı ilgilendirir mi peki? Hı? Ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun kızım sen? Bir gün onunla, bir gün bununla. Daha iki gün önce Yağız'a senin sarmaş dolaş fotoğraflarını gördüm ben. Akşama başka bir çocuk. Nedir, kimdir belli değil. Yağız dururken. Anne bak zaten delirmek üzereyim. Tamam mı? Üstüme gelme, zor tutuyorum kendimi. Kızım ben senin iyiliğin için söylüyorum bunları. Sen anlamıyorsun ama... ben sana doğru yolu göstermeye çalışıyorum. Bunları bir bilsen sen. Hı. Öyle mi? Dur bir dakika. Neydi doğru yol? Zengin koca bulur kafeslerim. Terk edildikten sonra da nafakasıyla her gece içerim. Arkamdan demediklerini bırakmazlar. Eski kocam benden utandığı için kızını bile görmeye gelmez. Ama bunlar benim umurumda olmaz, değil mi? Bu muydu doğru yol anne, söyle. Bu kadarı senin için bile fazla.